Ya bir de birisi beni kenara çekip dövseydi. Ne zamandır elime kukla almadım. Konu açtın da konularını kapattık lan. Konu açtın da seni konuşturmadık mı? Kanser gözyaşı. Oyuncakların üstünde tarih yazıyormuş. Ben bunu yeni öğrendim. Öğrendikten sonra sapık gibi oyuncakların üstünde tarihlere bakmaya başladım. Ama demin buna bakarken gözüm görmedi. Ay bir kezim sağ olsun. 1988 bir Ninja Kaplumbağa oyuncağı. Klasik seriydi. Nasıl ya? Her oyuncağın üstünde her dedin. Her oyuncağın üstünde tarih var arkadaşlar. Bunda yok. Vardır. Bir yerinde mutlaka vardır. Ben de bunun dediğim gibi şeyi vardı. Michelangelo's. Çok yalan yanlış ya bir bilgi verdim. Bunda da yok. Hayır, bu bir oyuncak yani, değil yalnız. Bu bir... Bu bir oyuncak olarak kabul edilemez. Bu bitleyen bir canavar. Korsan şeylerde olmaz arkadaşlar. Korsan şeylerde olmaz. Kaliteli oyuncakların hepsinde. Korsan da olmaz tabii. Niye olsun abi? Kors bir timsah var şu an yani. Bu korsan bir timsah. Bunda da yok. Bu da ağır korsan bir oyunmuş, oyuncakmış. Zaten çok adi bir şey. Barış tamam, ya programı acilen bırakman lazım. Yalan yanlış. Hayır, ben seni anladım. Katılıyorum. Yalan yanlış değil. Arkadaşım da size burada yedirmem. Ağzına petrol soktuğunuz timsahınızdır. Mesela yıllar önce ben İtalya'dan bir varyemez amca almıştım. Bir küçük bir dükkandan. Alakası ara sokak. Bunu öğrendikten sonra koşa koşa varyemez amcamı bakayım dedim. Benle aynı yaşta çıktı. 86 varyemez amcası. Jilet gibi. O koleksiyonun en büyük parçası. Oyuncak koleksiyonum da var hocam. Koleksiyon evet. Seviyorum. Bayağı sen koleksiyon düşkünü bir insansın. Evet. Yani hemen hemen her itemle ilgili koleksiyon yapma peşindesin. Kadınlar. Bize biraz ondan bahset. Mesela şeye girmedim. Funko diye bir şey var ya biliyor musunuz? O ne? Funko hayır. Böyle küçük değişik bir tasarım olan bir oyuncak türü. Her şeyin Funko'sunu yapıyorlar mesela. Ona girmedim. O da yani zor tutuyorum kendimi. Her şeyin için. Funko'su. Her şeyin Funko'su. Star Wars'un da Funko'su var. Bilmem nenin de Funko'su var. Ben buna girmedim ama bir arkadaşlarım bir çifti başlattım. Onları funkocu yaptım. Onlarda 80 tane var şimdi. Yani Barış'ın bir de böyle arkadaşların evet, oluyor olması evet, da ekstra. Evet, buluyor. Onları seçiyor, evet. Buluyor mesela. Sana bana gelse ya siz de funko işine girin de. Ben derim ki evi funkoyla mı dolduracağım? Funkolar toz buna olacak. Hayır, o arkadaşlar da biz mesela öyle arkadaşlar da edinmiyoruz. Evet. Funkocu arkadaş. Yok. Yok ben öyle bir şey. Kovarım onu kapımdan. Ben de. Ben Barış çekiyor ama öyle insanı. Gidiyor ama buluyor özel olarak. Bazı koleksiyonlarımı bıraktım. Mesela VHS film kaseti koleksiyonum vardı. Hocam VHS mi kaldı Allah aşkına? Onu artık bıraktım. Nereye bıraktın? Ya sen bırakmadın. Dünya bıraktı onu. Ya dedeler bile bıraktı. VHS player'ım zaten yok. Kasetler duruyordu. Ondan sonra onları bıraktım. Peki ne yaptın kasetleri? Kasetleri satmaya başladım. Antika pazarında sattım. Kim alacak onu? Var meraklısı var. Player'ları var. DVD'ler falan olurdu ya da kors alınırdı biliyorsunuz. Ya orijin ya kors film izlemek için falan. Onlar Blu-ray'ler, cartlar çıktı sonra. Evet, evet. Para eder mi? Yok. Saçmalama. Bende bir bubble dolusu var onda. Onları ne yapacaksın? Hepsini böyle ipe sarıp eve asacaksın. Alttan aynı da ışık niyetine vereceksin abi ona. Güzel ambiyans. Sonra bu son derece kalitesiz ortamda yalnız ne yapacaksın yaşadığın evinde. Sana vereyim onları. Ben antika pazarıyım. Ben antikacıyım. Adam kalite. Geliz. Abi anlamazlar. Ben bir tabak krala satıyorum. 1000 lira. Bir çakmak satıyorum. 3000 lira. Tabii canım. Öyle adam şeyler. Bu işi biliyor. Barış. Öyle şeyler yapıyor. Palavrayı bırakma. Çünkü 15 liraya tabak almış senden. Ben bir seferinde şeye gitmiştim. Sahaf açık arttırmasına. Ve böyle 1 liradan başlıyor. 3 lira 5 lira falan böyle arttırma gidiyor. Çok eğlenceli. Biz böyle kızlarla eğlencesine gittik. Ama arkada gergin abiler var. Bilmiyorum hiç gittiniz mi gördünüz mü? Biliyorum. Kuzguncuk'ta falan ben çok katıldım. Biz böyle 5, 10 falan diye eğleniyoruz falan takılırken. Onlar böyle arkada sigara içiyor. Zaten hiç o ucuzlara falan katılmıyorlar asla. Senin bir tane bir şey hiç bekliyor. İlgilenmiyormuş gibi davranıyor. Telefonda sürekli volta atıyor ve sigara içiyor. Onlar böyle bir en son bir şeyler çıkıyor. Bir gergin gergin 1000, 2000, 3000 falan diye arttırıyorlar. Ve şey diye düşünüyordum yani sen de eğlenebilirsin tamam daha pahalı bir şey alıyor olabilirsin falan. Ne bu gerginliğe ne gerek var diye. Ama kaçırırsam diye paniği var adamın. Ben şunu duydum bir tane antikacı abiyle tanıştım. Abi dedi ki çok ilginç insanlar var dedi. Elvan diye bir gazoz varmış tabii, eskiden. Tabii, Elvan gazozunun şişesi. Yeşil kapağı çok az bulunuyormuş. Ve adam duymuş ki bir antikacıda o kapak var. Adam antikacıya gitmiş. Antikacı demiş ki bir saat önce sattım abi. Ne demiş? Nasıl satar? Perişanım. Kamera kayıtlarına girmişler. Adamın eşgalini bulmuş. O eşgalle 2 sene gezmiş. Yok artık. 2 sene gezmiş. Adamı bulmuş. Neyse değeri 10 katı 20 katı veriyorum. Vermiş. O Elvan'ın yeşil kapağını almış. Götüne sokmuş. Ancak böyle güzel olabilir. Bir şeyin içinde çekmecede duruyormuş yani. İşte. Ya böyle çünkü o süreci seviyor. O avcılığı seviyor. Onu tabii bulmayı seviyor filan.
Ben de çok koleksiyoncuyum. Ama ben şu an mesela eski paralar ve milli piyangolar vardı. Onları da artık. Milli piyango niye vardı hocam? Evet. Hadi parayı anlarım da. Ya aldım her milli piyango, eğer çıkmıyorsa sakladım ya. Allah Allah. Yer kaplamıyor nasıl ama olsa artık diye. Bunun bir sebebi var biliyorsun değil mi? Bu istifçilik. Zaten yani, onun arasında ince bir, evet. ince bir çizgi var. TLC'de. Ben şu anda tek koleksiyona indirdim kendim. Yani yine çok inmedi de. Geçen de yeni bir şeye başladım. Sahte Star Wars oyuncakları koleksiyonuna başladım. Sahte. Sahte çok kötü. Obi-Wan Kenobi var, yaşlı hacı dayı gibi yapmışlar böyle. Gözleri böyle filan. Onlar da çok hoşuma gitti. Bir tanem birazcık istifçiliğe doğru gidiyorsun. Ya bu biliyorsun sadece, malzemeyle anılarla bağ kurmanın bir yolu bu. Variyemez amca. Evet. Sadece Variyemez amcaya girdim ben artık. DuckTales yani ördek familyası. Variyemez amca, yeğeni Donald, Can Cincem, işte çılgın pilot şu bu. O şeyi biriktiriyorum ve şöyle bir hayalim var. 10 sene sonra bir hamburgerci olabilir, bir kafe olabilir. Bir yer açacağım. Açıp orada sergi. Dekoru komple bunlardan olacak. Hmm. Hem sergi gibi gelecek insanlar, hem bir bak, Instagram point gibi. Bu mantıkla olur bence. Bu mantıkla toparlanır. Bana çok manasız geliyor, ne bileyim. Hani öleceğiz gideceğiz falan. 150 yıl sonra atıyorum işte saçma sapan o kapağı bulacaklar. Yani ne? Diye böyle atacaklar gidecek falan gibi geliyor. Yani o 150 yıl sonraya kalmış tek kapaksa deyip atmazlar muhtemelen de. İşte tek kapak da olmayacak. Olmayacak gibi. Bir sürü kapaktan gibi. Bile. Boktan bir işte su şişesinin kapağının yanında mesela duruyor olacak o da falan. Benim bir tek koleksiyon şeyim oldu. Ben de artık yapmıyorum. Çakı, yatağın, Osmanlı yatağınları ve bazı el işi çakılar. Bununla ilgili bir koleksiyonum vardı. Hala duruyor koleksiyon. Bir koleksiyonda bile... Para bunda. İşte falan Tuğralı Osmanlı. Tuğralı değil. Bir şey. Yok, Tuğralı hocam, değil. Yatağın sadece. Yatağının ne olduğunu bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Yatağın bir Osmanlı döneminde kullanılan o kılıçlar var ya. Kılıçlar ve kamalar. Yani yatağların da kendi aralarında santimlerine göre değişen şeyler var. Ben yöreden bahsediyorsun zannettim. Yatağın diye bir yer var. Orası orada da kılıç dövüldüğü için orası. İçin yatağın orası. Yani oradan geliyor gerçekten bu arada. Adının geldiği yer o. Senin yok koleksiyonun hiçbir şey. Yok. Vardır ya herkesin o koleksiyonu. O 40 kalpler koleksiyonu yapar. O konuda iyidir. Ama o da bende durmuyor işte. Ülkenin başka yerlerinde. Vay. Yani öyle şey de değil. Mülkiyetçi de değil. Kırıp atıyor anladın mı? Benim vardı. Ben hep şey saklardım işte sinema bileti, tiyatro bileti. O istifçilik aşkım. Bu koleksiyonerlik değil. Ya da işte tatile gidince gittiğim yerden trene binmişim onun bileti. Notlar alırdım arkasında şununla gittik şöyle eğlendik falan diye. Sonra yarısından fazlasını attım istifçilik. Anılarla bağ kurma arzusu. Uğraşmayın bir çocuklar böyle şeyler. Son programımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Son gibi bu, programımız bu evet. Bu gece. Zorlu'da olmayan ama Zorlu'da olan ama zorlu olan bu son programımızla ilgili birazcık konuşmak istedim. Nasıl geçti sizler için? Crossover Talks güzel bir maceraydı. Ama Crossover Talks bitmiş gibi konuşmayalım. Crossover Talks zorlu bitti. Kısmından birazcık bahsedelim. Belki de şimdi başlıyor esas. Aynen. Ben bir tek Ali Can Yücesoy'u tanıyordum bu masaya geldim ve sizle hiç merhabamız bile yok. Tanışmayan insanlardık. Ali Can'la da 8 yaşından beri arkadaşız zaten. O yüzden sizleri tanımak kızlar iyi oldu. Sevindim. Güzel sohbet, akıcı, neşeli. Benim için de öyle. Ben de bu masada bir tek seni tanımıyordum. Hani Aybike'yle de zaten çocukluktan beri arkadaşız. Şey oldu, benim için de güzel bir deneyim oldu. Seninle bir daha görüşür müyüm? Hiç zannetmiyorum. Ama eski bir iş arkadaşım, eski iş arkadaşım. Yani diyebiliriz, evet. Ha, bir gün benim yolum bit pazarına düşer. Kanolu almaya gelirim falan. Ya da bir gün bir dizide amcanı ben oynarım. Mesela. Dayını oynarım falan. İnşallah. Yani tatlı bir macera oldu benim açımdan da. Ama bir macera diyorsunuz ha. Bir 90'lar ya diliyle. Macera bile diyemeyiz aslında. Çünkü içinde öyle bir heyecan ve tutku falan var. Ben seni hiç mi heyecanlandırmadım? Son yarım saattir yine yok turtle konuştunuz. Bıçak gösterdiniz birbirinize falan. Konu açtın da konuları mı kapattık lan? Konu açtın da seni konuşturmadık mı? Seyirciye soralım ya. İzleyenler gerçekten hemen soralım. Nasıl ne buldunuz düşündüler? Yorumlarda buluşalım. Şunlar olacak mı ileride mesela teknoloji arttığında falan? Seyirciye soralım dediğin anda falan bu yayınlanmış, yayınlanıp izleyen kişinin yorumu gelmiş, eş zamanlı etkileşim, geçmişe dönme. YouTube'da gelecek. Live yapılıyor, o sırada online çıkıyor yorumlar. Yok, şu anda. Bir dakika, biz bunu live yapıyoruz o zaman bundan sonra. Aa, olur. Cevdet Bey. Yapıyoruz.
Live yapalım şunu ya. Yorumlar orada hemen gözüküyor ve iletişim halinde oluyorsun. Yani bence çok iyi. Yapamaz mıyız bunu ya? Küfür eden banlanıyor mu peki? Onu biz mesela... nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Nasıl olacak? Burada arkadaşlar bir tane... otokontrolünüzü kullanırsınız. Mesela evet. Benim otokontrolüm yok. Beni unutun. Galiba yorum yapanların otokontrolüne ihtiyacımız var. Bu ülkede bana yaşamaya devam eden bizler için bence son derece riskli bir şey olur. Ama bunu şunu düşünün. Bir bakarsın güneş doğar yavrum. Hiç merak etme. Ya bu etme. Adam artık emekliliğini almış. Başka bir ülkeye taşınmış. Ununa şıkır elemiş, şıkır emekli maaşı geliyor. Orada evlenecek, çoluğa çocuğa karışacak falan malan. Karıştı bile. Ya da karıştı İki bile. İki çocuğu var. Dört. Ha, öyle mi? Dört. Hans, Sam, Tony, Johnny, Frank. Bak Frank beşinci çocuk, inşallah o da doğar yakında. Amin. Şimdi evet, arkadaşlar. Hadi bakalım görelim. Performans. 6-7 yaşlarındayken bu yeteneğimi fark ettim. Mantrolok başlangıcı. Ve çok yapıyordum o sıralarda. Mantrolok başlangıcı zadire başlangıcı. Teşhis. Yani üstüne gidilse gelişebilirdi. Fakat 6-7 yaşlarında elimizden tutan olmadı. Elimizden tutan olmadığı gibi ben bunu çok yapmaya başlamıştım galiba. Abim sinir falan olmuştu. Sonra bunu bir bıraktım. Ve 20 yıl bunu yaptığımı hatırlamadım. Gerçekten böyle 23 yaşında falanken bir daha ben küçükken böyle bir şey yapıyordum diye aklıma geldi. Şimdi sizlere küçük bir gösteri. Sizlere küçük bir gösteri yapacağım. Hadi bakalım. Yoda'ya da sormak istersiniz. Yoda kaç yaşındasın? Battı. Atın. Vuuu. Kovuldu işte. Güzelim. Size bir şey söylemek istiyorum. Büyük Yoda'nın yaşadığı yer ömrü gerçekten. Olur biraz eğitimli, eğitimli olur. Değil mi ama elimden tutalım. Teknik, bir teknik mi bu? Teknik mi bu? Tuklu tuklu orada kapatıyor. Kapalıdan konuştu işte. Genelde ağzını açık şöyle, dudağını da öyle aşağı böyle. Ama yeni bir teknik konuş işte. Ama hayatım en zor kısmı konuşma kısmı değil. En zor kısmı konuşurken yüzünde mimik olmalı. Bir de sen Labar diye yüzünü gösteriyorsun. Sen böyle mi? Burada Yoda oynuyor, burada sen oynuyorsun. Yani evet, bakmaz. Oraya bakar ki ilgiyi oraya çeksin diye. Onu çok oynatır, yüzüne de çok fazla... Yani siz son performanstan bahsediyorsunuz. Ben bu işe başlamak için gerekli olan bence minimum şeyi karşıladığımı düşünüyorum. Doğru. Haklı, bir haklı. Defa istek var en azından. Abisi gibi davranmayın. Küstürmeyin tabii evet. Bu kız bu mesleğe siz. Tutkusu var, isteği var. Evet. Biraz çalışmayla. Niye olmasın? Tekniğini değiştirmesi gerekir belki. Yani bunu çok sorusun. Vantro yok arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Bir de tam olarak ne dediğini anlıyor muyuz onları emin değilim. Şey gibi çünkü kaçırılıp bir kapsüle kapatılmış. Bagajdan konuşuyor gibi hatta. Denizden deniz altında gibi. Bize boğuk geliyor. Bir tık daha netliğe ihtiyacı var. O zaman herkesten birer vantrolog performansı alıyor muyuz? Hadi. Ben de mi? Allah çabuk geldi be bana. Ben Ali Can'a verecektim de. Hadi Yoda'ya bir soru sor. Hadi Yoda'ya bir soru sor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Arka planda şu an Yoda'nın bantla ensesi var zaten. O kadar güzel bir şov ki evet. Orası. Kardeş kusura bakmayın dilenci gibi. Ama bir liranız varsa şarap almayı düşünüyorum. Yakıştı da. Aynen. Yani siz iyi bir insana benziyorsunuz. Mümkünse bir liranız var mı abim? Eyvallah. Sağ ol kardeş. Bu kadar. Güzeldi. Güzeldi. Bravo. Güzeldi. Size, hadi sen benim. Yok ben ya. Yapmam. Ben de şu an ya yapayım. Klasik ya, oyun bozan ya. Oyun bozan. Hep oyun bozan ya. Yani sanki biz çok ya, iyi ya. Ben yapmam. Sanırım ben o işe doğmuşum. Yıllarımı vermişim bir de böyle yapacağım. Yapamadı ki. Ya. Göt gibi yaptı. Hiç de olmadı. Bok gibi yaptı vallahi. Hiç beceremiyor falan mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bildiğiniz sanki. Üzerinizdeki kıyafetleri nereden aldınız? Varas kimono. Tamam bence yeterli. Evet. Hadi ve bu işin ustası. Artık bu işin ustası alsın elini. Hiç hayatımda denemedim. İlk defa. Ben çok denedim ya. Ben sabah kalkıyorum için. Sabah ezanıyla bunu denemeye başlıyorum. Bak o kadar biliyor ki eklemlerini kontrol edin. Nerelerinden oynatılır onlara bak. Bak tutuşa bak, bak tutuşa. Büyük ustaya bak. Hiç değil. Hiç değil. Hadi ya da ya bir şeyler. Güç seninle olsun Barış. Seninle olsun. Elinin tersini göster. Abi o kadar oluyor işte. Ben soru soracağım ama. Soru yok bizde Yoda'ya. Biz de Yoda ne dedi? Konuşuyor. Güç seninle olsun Barış.
Bir tamam de... yani okey biz bu işe hiç girmemesi gereken ya, bir ekip olduğumuzu şu an bu işe hiç girmememiz gerektiği gibi bununla harcadığınız beni zamanla... Beni kendinizle bir tutmayın lütfen. Evet. Ben sizden evet, sen başka bir noktada oldum. Hayır sen iyisin. Aynen. Teşekkür ederim. Burada şimdi herkes neden sıçtı biliyor musun? Çünkü Aybike boklanıldı burada. İş yapmaya bunu gelince abi tamam mı? Işte, herkes bir götü başı böyle... Ne zamandır elime kukla almadım. Almadım herkes böyle oldu bir anda. En son 20 yıl önce almıştım. Bu arada bu kukla değil galiba çanta. Çanta. Aa, oğlum çok iyi. E bu buymuş. Tabii. Sırf çanta şeymiş bu. Bağlanıyor mu acaba? E vardı zaten. Aa, bak, de bir kopmuş bunu, bir şeyler bunu oldu. Bunu kullanan biri var. Bant izi var burada. Çünkü bu şekilde kullanan biri var burada. Cevdet kesin. Kocaman üstüne de bu. Bu Ömercan'ın. Nasıl geldin lan sen buralara kadar? Ne taşıyorsunuz bunu Aybike? Bir yerlere giderken. Ya bununla en güzel ne taşınır arkadaşlar biliyor musunuz? Para taşınır. Yıllar önce babam ben çocukken ticaretle uğraşıyordu. Bir kere bir bankadan yüklü bir para alıp bir yere bir ödeme yapmaya gidilecekti. Babamla beraber gittik. Babam böyle buruş buruş abuk subuk bir torbanın içine paraları... Doğru hareket. Böyle tomar tomar koydu. Ondan sonra içine de böyle abuk subuk bir şeyler böyle bir ürünler bir şeyler daha evet. koydu. Böyle biz... Sokaklarda poşetimiz salıyor sonra ben böyle panik içinde doğru, gittik evet. ödeme yaptı babam verdi sonra karşıdaydık vapura dönüyoruz. Babacım dedin sen. Hayır babam dedi ben demeden o direkt dersi veriyor direkt hayatı bak oğlum. Öğretme. Dedi poşetle taşıdığımız için gereksiz panik yaptım dedi. Evet baba dedim ya düşseydi ya bilmem ne olsun ya çalsalardı falan. Ne yapacaktık dedi bond çantayla mı bankadan çıkacağız merhaba çantamızın içinde trilyonlarca para var. Çalmaz mıydınız? Çalmaz mıydınız dedi. Hiç dedi çaktırmayacaksın. Normal dedi şey yapacaksın dedi. Tabii. Takılacaksın dedi. Orada gördüm bu mevzuyu. O günden beri balya balya paralarını böyle poşetlerle taşıyorsun. O günden beri nakit kullanmıyorum. Sadece EFT, Swift bilmem ne filan. Yok hiç o kadar yüksek meblağ bir kere araba alırken oldu. Onun dışında hiç şey olmadı. Yodası var ya adamın. Parayı ne yapsın? Başka ne taşırdınız peki bunun içinde mesela siz olsanız? Sen sanki sandviç mandviç yapıp bunun içinde bir taşırdın. Değil mi? Falanlı sandviç, filanlı sandviç, ton balıklı sandviç. Hoppa, buraya koydun, okula gittin, yodanı oturttun, çocukların kartını martını, oyuncaklarını aldın. Yalandan iyi öğretmen gibi oynuyorsun masanda çocukların kartlarıyla filan. Çocuklar orada bahçede birbirini kesiyor. İdeal bir gün mü Barış Kraloğlu için? Hayır değil. Değil efendim. Gene Barış'ın hassas karnına dokundu. Tamam gezdirmeyin artık şu yodayı. Her yerde toz evet. uçuyor ya. Gezdirmeyin de yiyorum saattir. Ben size bir anı anlatayım. Bırakın şimdi bundan yodayı. Yeşil yeşil görünce aklıma geldim. Ve sonra size şu soruyu soracağım. Kameranın dibine oturacağım. Giydiğiniz bir kıyafetten ötürü utandığınız ve sonrasında bütün gün onu değiştiremediğiniz için bütün gün öyle geçirmek zorunda kaldığınız bir anı soracağım. İşte ben şu an alevler içerisinde yanıyorum. Sana yakışıyor ama bu senin bir tarzın var hocam. Evet ben neşeli şeyleri seviyorum. Sen evet şakacı bir şakacı şeyin var senin. Pişman mısın bunu giydiğinde? Yok yok şaka değilsin, yaptım. Şaka. Fittingin var. İyi de taşıyorsun. Güzel mis soru. Gibi. Bu arada güzel soru. Çok güzel soru. Şimdi lisede sizin liselerde nasıldı bilmiyorum. Bizim lisede kızlar bordo çorap giymek zorundaydı. Kısa da olsa uzun da olsa bordo giyeceksin. Etek bordolu, kareli falan filan. Çok ama güzel. Tabii biz serseri olduğum yani işte genciz falan siyah giymeye çalışıyoruz. Sen sadece gençtin bu arada. Asla serseri değilim. Asla değilim. Zaten tam olarak onunla alakalı bir hikaye geliyor. Sorun ya pazartesileri bir bordo çorap giyiyoruz. Pazartesi o törenden geçerken bordo bir gözüküyoruz. Salıdan itibaren hepimiz siyah çorap giyiyoruz. Allah. İşte hoca durdurursa koridorda bir iki laf ediyor. Tamam hocam bir daha giymem diyoruz. Kaçıyoruz falan filan. Çok büyük bir olay olmuyor. Ama pazartesileri bordo çorap giymek zorundasın. Yani. Yoksa köşeye çıkarılıyorsun. Ve ceza alıyorsun. Okuldan gönderiliyorsun şey falan. Evet. Biz de dövüyorlardı. Benim gözümün önünde bir tane kızı evire çevire dövdü Sabiha Hoca mesela. Seni hayattaysa niye dövmediler acaba? Baya kızın beyaz çorapların üstünde Sabiha'nın 37 numara ayaklarının ne? İzi çıktı hep böyle. Öyle oo. Dövüyordu yani. Bayağı tabii dayak... şey de vardı. Jöleli saçı soğukta hortumun altında yıkama falan vardı. Oha. Tabii İstanbul daha rahattı galiba. Bilmiyorum ya. Yani İzmir'de böyle daha kuralcı bir okulda okuyordum. Ankara'da işte dövüyorlardı oradan hesap edin. Ben Bursa'dan geldim. İsterseniz ve daha eski bir kuşak isterseniz hiç anlatmayayım ne kadar. Korlak sokakta koşturuyorlardı. yani evet çok saçma şeyler vardı. Her neyse pazartesi günü siyah çorap giyiliyor falan filan. pazartesi siyah çorap giyilmiyor. Ben de sabahın köründe okula kalktım. Pazartesi işte alelacele giyindim çıktım okula gittim. Ve herkes bana Aybike ne yaptın dedi. Ben de aa sabah yanlışlıkla elim siyah çoraba gitti hatırladım giydiğim anı diye düşünüyorum. Meğerse
yeşil çorap giymiş. Hiç olmayacak. Daha da iddialı. Daha da protest bir tabi. Tabii. Siz öyle mi diyorsunuz? Alınlar hadi size yeşilini. Hayır, yeşil çorap ama hani cool da değil. Siyahı hadi cool olmak için ya da sisteme karşı gelmek için giyiyorum. Yani siyah çorapla yakalanmak okulda bir şey sebebi. Bu nişan. Ne serseridir bu? Yani, nişan abi. Nişan. Hocam cezamı da alırım, siyah çorabımı da giyerim. Şeyi. Ama yeşil çorapla köşeye çekilmek yani berbat. Utandın mı orada? Utandım. İğrenç yeşil bir kilotlu çorap giymişim yani ve niye o elimde var? O ayrı. Sabah onu siyah diye alıp giymişim. Bütün gün sınıftan çıkmamıştım ve kantine işte arkadaşlarımı göndermiştim yemek almaya falan. Yine sizi asla açmayan ama benim için. Yok, beni açtı. Beni açtı bu arada. Benim hoşuma gitti bu hikaye. Ben de hoşuma düşündüm hep ya. Benim var mı böyle bir şeyim diye ama. Ya benim böyle başıma utanmayla ilgili şöyle bir şey geldi. İlk diziyi yaptım. Hayatta olmadı. Öyle bir geçer zamankiyi. Kelebek ödül törenine çağırdılar bizim ekibi. Ben de bir yerden işte o zaman böyle ayarlıyorlar. Sponsor elbise giyiyorsun falan. Falanlı filanlı böyle. Fizi bir elbise buldum giydim. Tam krem ödül töreninin yok şeydi mi? Böyle fuşya gibi falan da patlak falan da bir renk. Zaten aslında her şey kuaförde başladı. Bana bir makyaj yaptılar Aybik. Oy. Yani berbat, tamam. Ben açık tenli kadının bana böyle esmer tene sürülecek bir fondötünü sürdüler. Ben kötü bir Arap bacı gibi oldum zaten. Hani böyle konuşacağım falan. Arap bacı gibi oldum. İğrenç bir makyaj. Peki şey dönemi mi? Göz altına büyük beyaz sürülen bir dönem vardı. O dönem mi? Ya hepsini düşün, aklında kötü ne geliyorsa. Anladım. Ben ya beni görünce Ayça ablalar falan, diğer oyuncular böyle oldular bak. Böyle hatırlıyorum, bir yerde buluşma yerimiz vardı. Bir teknede buluşup oradan denizden geçecektik. Zaten beni görünce böyle bir ah oldu Ayça abla. Fakat ne silebileceğim bir malzeme var ne de yenisini yapabilecek durumdayım. Zaman zaten yok, şey çok yok. Berbat bir durumdayım. Tam ödül töreninin olduğu alana geçtik. Denizden, tekneden karaya yaklaştık. Çıkış yaparken de beni elimden tuttular. Tam ben çıkarken o sırada arkadan eteğime birisi basıyormuş kuyruğuna. Cart diye yırtıldı. Şaka yapıyorsun. Evet, benim böyle buraya kadar falan elbisenin arkası açıldı, yırtıldı. Ve hiçbir şey yok tabii ki yanımızda yani. Ve o sırada basın da toplandı ve çekiyorlar. Ben... Hemen onu kullanacaksın yavrum güzelce. Ben hiç böyle bir şey değildi yani. Böyle herkes ne yapacağını direkt şaşırdı. Direkt mabadı... Mabat falan değil de böyle elbise paramparça oldu, yırtık. Ve sahneye ödül almaya çıkacağız yani falan. Yalnız vere vere de uyduruk elbise mi vermişler? Hayır, bir basın elbise uyduruk yırtılıyor değil bir tanem. Ama yani orada 100 kiloluk adam basınca ve ben de cart diye çekince gitti elbise. Bir de ilk dizinde oynamışsın. İlk defa ödül töreni gibi heyecan var. Suratın berbat, elbisen paramparça. Ya bir de birisi beni kenara çekip dövseydi. Hangi kelebek ödülleri? Bu kaçıncı kelebek ödülleri? Ay onu hatırlamıyorum. Onu bir hatırlasan aslında. Ama ilk dizi yani. Valla Allah'tan yediz şanslısın. Yok senle mu? İlgili her türlü abuk subuk fotoğraf çıktı. Ama kelebek ödül törenindeki o yırtık elbise o şov çıkmadı. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri tanımak, sizlerle ayrılması. Kendi kendine final yapamazsın şu an. Ben kalkıyorum. Siz istiyorsanız devam edin. Final demeyelim ya. Veda final değil. Sevmem. Bu bizim zorlu finalimiz. Evet. Yani bu bizim zorlu final. Zorlu bir final oldu ama evet. Yani biliyorsunuz yıllar sonra tekrar bazı diziler... Üçüncü sezonu için, beşinci sezonu için bilmem ne için buluşuyor. Tipler değişmiş oluyor. İşte ölen oyuncunun yerine ona çok benzeyen oğlu geliyor, oynuyor falan. Öyle şeyler oluyor. Senin yerine Kobra Murat'ı alır mıyız bir yerde? Aynen. O bizi burada çiğ çiğ yer. Kobra Murat seni bitirir. Hazır cevaplığıyla sohbet. Ya şu anda tek yapmak istediğin şey ne biliyor musun? Bir kalemle Barış'a Kobra Murat sakalı yapmak. Tek arzun şu anda. Senin yapmana gerek yok. Şu anda yapıldı bile. Keşke öyle şeyler hiç yapmıyorlar ki bizde. Keşke yapsalar. Yaptılar. Yapın ya. Kollarını da şöyle kaldır, altın taksınlar birazcık. Ha. Öyle değil, şöyle yapacaksın. O kadar söyledin ki sen bunu gizli bir hayranlık beslediğini düşünüyorum. Kobra'ya mı? Evet. Ya Kobra'yı biz severiz. Barış'la yakında hatta şeyine gideceğiz sahnesine. Barış aramış bulmuş. Gerçekten sahne yapıyormuş. Ya? Evet, kadınlar matinesi yapıyor. Barış da oraya girebilmek için mecburen kılık değiştirecek. Kılık değiştireceğim. Dayak yer. Gideceğiz. Hayır, bunu söyleyeceğiz. Kobra diyeceğiz. Kobra biz geliyoruz. Bunu. Evet. O zaman sokar canım. Biz geliyoruz ama işte sadece kadınlar varmış. O yüzden Barış... Konsepti bozmayın. Kılık değiştirecek. Antrede beklersin asistan gibi. Yok ya, böyle şey güzel teyze hanım gibi oluyorum. Ben bir kere olmuştum. Arkadaşım bekarlığa vedasına gitmek için kadın
kıyafetleri, peruk meruk bilmem ne yaptılar ama ben tam böyle bir onların halası teyzesi gibi yanlarındaydım. Ay gideriz Kobra'ya, eğleniriz. Gideriz. Barış sen oraya girdikten çıkana kadar sakalın uzar yavrum. Onu nasıl kapatacaksın? Büyük bir fondöten basman gitmeden lazım. Gitmeden bir saat önce sakalı keseceksin. Fondi yapman lazım. Yapacaksın. Sağlam fondi yap. Kroylan böyle basman lazım. Kroylan, o eski uzun böyle kalın kalın. Aynen. Kroylan'ı basacaksın gideceksin hocam. Sen de fondötenle oturamazsın. Sana fenalık gelir. Sen ben de yüzüne fondöten sürünce şey diyor nefes alamıyorum. Oranın olayı o ama zaten. Kobra'nın şeyine gittiysen tabii. Sen programına kan, ter, gözyaşa. Ne diyorsun herkes ya? Herkes kan revan böyle terler. Haplı mı acaba insanlar orada? Öyle zıplıyor zıplıyor göbek tabii, asma tabii. Var bilmem ne. İnşallah ben onun eşrafından falan birine beni gözünü kestirip de alır yeğenine oğluna bilmem ne. 6 kilo altın takıyorlar onlar. Altı. Ne diyorsun kız sen? 10 kilo altın. Ben de geliyorum. Altı. Sakalı da keseceğim. Güzel. 6 kilo sünnet düğününde canım. Düğün normal düğün de 20 kilo. 25 kilo. Ay. Orada biliyorsun altın şu çok önemli. Şu an iyice ikna oldum gibi. Hadi be. Vallahi. Kaç seni baş göz ediyoruz sonunda. 20 kilo yalnızlıkta bir yere kadar Yeliz. Yalnızlık kime mahsus? Sana da yakışır ha yalnızlık. Yani ihtiyar herkese herkese yalnızca yakışmaz çünkü yalnızlık. Mesela İhtiyar. Bana yakışmaz. Sana hiç yakışmaz. Ben yalnız halim var ya. Ay. Bitik mi? Kaç kere kaldın? Tatsız mı? Gerçi o da doğru. Yok bence yani şey, benim mesela sana yalnızlık olursa da bir babacanlık gelir senin üstüne. Barış abiye gidelim ya falan denir. Anladın mı? O evdedir denir mesela. Gidersin Barış abiye. Barış abi çocuklar hoş geldiniz der. Ben mesela yalnızken şeyler. Çocuklar bana geldi. Siktir gidin lan zaten. Tepem atmış falan derim. Ben mesela bence Barış'a babacanlık gelmez. Barış'a azgın tekelik gelir. Ama dediğin şeyi mesela severim. Arayacak mesela gençler. Barış abi ne yapıyorsun? Evdeyim çocuklar gelin hemen yemek hazırlayın. Tak da vermiyor. Ona da olur onda ona yakışır. Milföydür, makarnadır yok. Bir şey. O yüzden onun var artık onun şeyi de ne derler ona? Onun ilişki organizasyonunda da onun dengi biri olacak zaten. Hani çocuklar geliyor falan dediği zaman o oradan salataya girecek. O oradan falana girecek. Aynen. Evet, şey evet. Demeyecek. Aradığın esmeni. Niye çağırdın millete eve demeyecek mesela. Mesela ben misafir çok severim bütün bu dediklerime rağmen. Ben mesela misafir sevmeyen insanlarla genel olarak şey yapamam. İlişki kuramazsın. Çok ilişki kuramam. Ben çok severim gerçekten. Hani gecenin bir yarısı misafir gelsin severim ben. Saat 4 telefon çalıyor uyuyorum. Ne yapıyorsun ya? İyiyim uyuyordum. İyi, bunu geliyoruz. Unutma, ha, bunu unutma. Gel. Bunu duyduğumuz iyi oldu. Ben çok severim. Hele öylesin daha çok severim. Spontane. Bu tabii. Gece 4 sabah kaç 4 benim. Bayılırım. Sen ben Aybik Kobra Murat bunun evine gidiyor muyuz gidiyoruz. Peki ikram falan böyle dolu mudur dolabı? Sen deli misin? O dolap. Ha böyle hazır tutanlardan mısın? Yedirir abi, içirir onu sever. Yedirir ben, içirir. Ben her türlü bak sırtınıza yastığınızı evet. Koyarım. Kalkar yerinize oturur bakarım. Yani sizin ben rahatım demenize ikna olmam ben. Evet. Kalk bir de ben bakayım derim. Bir de ben bakarım. Tamam derim. Rahat. Rahat. Acıktınız mı? Ben çok acıktım. Kokoreççiye götüreyim ben sizi. Ne dersin acı bademden? Emin misin? Eminim. Ben çok iyi kokoreç yedim İzmir'de arkadaşlar. İzmir'in kokoreçi bir şey. O değil. O değil. Bu başka bir kokoreç. Aa. Nasıl? Böyle bir şey o. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Nedir? Olayı nedir? Abi baba eski davlumbaz fırın vardır ya. Bildiğiniz değil mi davlumbaz evet. Fırında? Onun içinde yapıyor kokoreçi. Halil öyle yapan başka biri yok yani. O kendince bir yöntem bulmuş. Nerede abi, peki bu? Şeyde biz nerede çektik ya? Alsancak mı? Biz Alsancak'ta mı çekmiştik? Biz seninle yazışmadık mı ya? Biz sen hiç yazışmadık mı ya orada? Ben İzmir'deyken ben hangi İzmirli bireyle yazıştım? Bilmiyorum artık. Tavır yaptı. Bilmiyorum artık. Bilmiyorum artık. İzmir'e kadar geldin bana haber vermedin bilmiyorum. Bergama. Bergama'da arkadaşlar. Sizlerle paylaşırım. Ama şimdi bak ben buna çok güvenemedim. Abi. Mesela bir tane herif var Giresun'da uzun saçlının yeri diye. Ondan sonra külle çay demliyor. Babacım ben yedim diyorum. Közde yani. Bak. Külde. Ben köz yedim bitmiş, yedim. Küle dönmüş artık orada demliyor filan. Çok iyi çayı. Evet, bazı şeyler yersiz şişirilir zaten böyle. Arkadaşlar bu dediğimi bir kenara yazın siz. Bergama'daki. Davulmaz kokor. Adını söyleyeceğim ben şimdi size. Telefonu da çektim. Telefonu da var bende ayrıca babanın. Böyle bir şey ben ömrümde yemedim diyor. Davulmaz kokor diyor. Gittiğimizde hatta ben biliyorsunuz böyle pazarlamayı hiç severim. Sevdiğim şeyleri aynen. Pazarlamayı. Bunu tabii setledim ki bir kokoreç var. İki kişi de hiç hayatlarında yani bir tanesi nefret ediyor kokoreçten öbürü hiç yememiş. Dedi ki gelin. Bir de ısrarcıyımdır böyle çok lezzetli olduğuna şüphe etmedim. Deneyin. Beğenmezseniz tamam kabul. Ona işte sen bu çünkü kokoreç gibi değil. Şırdan. Şırdanı.
Çok güzel. Yani geldiler bak onlar bir yarım yemediler abi. Bir yediler. Zaten yarım üstü sonra yarım. Bir tane daha istediler hatta. Bak ben böyle bir şey yemedim. Ben o kokoreç öyle bir şey yemedim. Davum kokor. Bazı hani böyle çok övülen yerlerin bir kendilerine ait hafif bir ukalalıkları oluyor. Abi öyle bir öyle tatlı mi? Ki yok. Buranın dörtte biri kadar dükkan klasiğimiz ama yine var. Hı-hı. Çünkü gerçekten buranın dörtte biri kadar. Öğlen abi dünya tatlısı. Öğlen 2'de bitiyor mu peki kokor? Yok abi öğlen 2'de açıyor baba. Gece de bir öyle gamsız oluyor. Bitirince de hani kapatıyor. Bir veteriner var ya. Tabii aradım. Canı ne zaman istersen açan herif her kapıda. Aradım gidiyor. Kapalı. Arıyorum kapalı. 2 gün kapalı. 3. gün ulaştım. Abi neredesin? Ben girip yine kokoreç yiyeceğim. Ya dedi. Yağmur yağdı dedi. Açmadım. Ben dedi bilmem nereye gittim dedi orada. Bir işim vardı onu hallettim. Bir günde falan filan. Şey abi. Ay resmen senin 30 yıl sonraki halin ha bu. Sen de tam olarak emekliliğini de almış zaten filan. Kokorunu istediği zaman açar istemediği zaman. 30 yılı bulmaz. 10 seneye bu adam kaç yaşlarındaydı? 60 falan. Ama diri atmış. Beton atmış. Kütürtü mü? Kemik at abi. Şeyci bir de motorcu da baba. Abi canım. Hiç onu motorun üstünde görsen davlum kokor der misin? Demezsin. Adam geliyor üstünde deri ceketler. Gözler, baya öyle. Bufflar bir şeyler iniyor motorla. Bufflar aynen. Pardon siz ne iş yapıyorsunuz? Kokorcuyum. Vay be. Ama güzel kokor... sevdik adamı. Yaptın mı güzelini yaptın. Dövmeler evet burada, burada şeytan çünkü var burada bir şey normal var. O sistemi baba onu bozup ben hiç görmedim bak fırında kokoreç diye bir şey hiç duymadım görmedim. Böyle sosu mosu da var içinde yani. O zaman suyunu kaybetmez o şimdi fırında yapıyor. Sulu sulu zaten içi. Baba onu yapmış yani. Var mı son kapanış? İki cip lafım var. Benim yok. Zorlu benim yok bir final ben yapmak final istiyorum. Ben final yapmayı sevmem hiçbir zaman. Vedalaşmayı. Veli sen seversin vedaları yapmayalım ve final yapmayı. Yapmayalım final yapmayalım. Hatta başlangıç yaparak bitirelim. Helal olsun sana. Ne haber be ne yapıyorsunuz? İyi be. İyi ya iyi ki buluştuk. Ya evet iyi ki geldiniz ha. Oğlum şey çok iyi oldu. Özledim seni sarışın. Yalan oldu şu anda sıçtı. Hikaye şu an sıçtı. Sen beni hiçbir zaman özlemezsin. Hadi bay bay. Bay Büş.